Türkiye'de çok daha büyük bir yatırımla ikinci fabrikayı şu anda temeline atmak üzere. Muhteşem. İsterseniz Altay tankının çeliğini üretin, isterseniz denizaltı çeliğini üretin, isterseniz ne istiyorsanız onu üretin. Denizaltı çeliğini üretebilen bir ülke zaten dünyadaki herhangi bir çeliği üretebilebilme bilebilme kapasitesine sahiptir. Şu anda 90 tona yakın deniz kuvvetleri teslim edilmiş durumda ve onlar şu anda 90 ton galiba evet. Yani bir, bir denizaltı yapacak kadar teslim edilmedi. Hı hı. Test için bir malzeme gönderildi. O test malzemesiyle üretilen çeliğin dayanıklılığını ölçümleyecekler. Daha sonra da ilk yapılacak olan mildende ki onun da şu anda tasarımı başladı. Türk deniz kuvvetleri Türk denizaltı çeliğiyle gemisini yapmayı başardı. Mildende milli denizaltı olacak. Milli denizaltı olacak. Bir sonraya geçelim arkadaşlar. F16 geliyor, onu hazırladı arkadaşlar bu arada. Evet, e, ben şu soruyu sordum. E, dedim ki biz Amerikalılardan hani F16 istiyoruz, ama bir taraftan da kendi özgür projemiz var. Hani hala niye istiyoruz sorusunu sordum kendilerine. Dedi ki ben siyasi olarak cevap vermeyeceğim, ama dedi biz bütün uçaklarımızı modernize etme imkan ve kabiliyetine kavuştuk dedi. Ve ben buradaki en zor soruyu sordum. Bunu soru soruyu sordum. Grupta aslında ISR radarını üreten şey ee, Aselsan. Arkadaşlara o zaman şöyle bir müjde haber vereyim. Bu ilk defa belki ilk defa bizim tarafımızdan söylenecek. ISR radarı Akıncı'ya takılmak üzere şu anda test ...için gönderilmiş durumda. Akıncı zaten biliyorsunuz... ...taarruzi hmm. bir insansız hmm. hava aracıydı. Hmm. Yani hava hava füzesi... ...atma imkan ve kabiliyetine sahip olacak... ...bir sistemden bahsediyoruz. Ve görünmez olacak. Yok görünmez olmayacak. O önündeki radarla... ...hava hedeflerini görüp... ...ona füze ateşleyebilecek. IS radarının ilki şu anda Akıncı'ya... ...bir ünitesi teslim edilmiş test için bölgeye gitmiş durumda. Bu büyük bir aşama. F-16 için sordum. F-16 için de e, takma işlemleri ve ona e, uygun çalışmaların yapıldığını söylediler. Onda da bir şey yok. Hani bir beis Hı -hı. yok. Biz artık F-16'nın e, Özgür projesine ikinci aşamaya geçmiş durumdayız. Özgür 2 projesiyle Aselsan'la ve diğer e, sistem ortaklarıyla beraber 56 milyar TL'lik bu şeyde sözleşme imzalandı. 56 milyar TL yaklaşık 2 milyar dolara yakın bir e, para. 2 milyar dolarlık bir anlaşmayla Türkiye'deki F-30, F-16-30 blok, F-16-40 ve 50 serisini 70 seviyesine geçirme aşamasına için anlaşmalar imzalandı. Ve herkese söyleyeceğimiz tek laf şu. Geçmiş olsun. Neden geçmiş olsun? Amerikalılara geçmiş olsun. Türkiye yol aldı artık. Bitti. Bize ancak şimdi şey satabilirler. F-16'ın sıfırını satabilirler. Çünkü biz modernizasyon aşamasını biz kendi çabamızda... anlaşması imza alarak yola çıktık. Bundan sonra bize verebilecekleri yalnız çünkü biz F-16 üretemeyiz. Lisans hakkı bize değil. O yüzden Sıfır F-16 üretmek için onlardan almak zorundayız. Ancak biz de şu anda F-16 blok 70 istiyorduk ya yaklaşık hı hı. 40 küsür tane. Onu satabilirler. Onun dışında modernizasyon projesi artık hayırlı uğurlu olsun memlekete edeyim Bu soruyu şeye de sordum. Herhangi bir şüpheniz var mı diye sordum. Yani yapılmasıyla ve e, hayata gerçekleşmesiyle ilgili. Dediler ki hiçbir aşamamız yok. Hatta şöyle çok iddialı bir kelime kullandı Sayın Kotil. Milli Mağrip uçak yapan, Kaan'ı yapan, 5. nesil uçak yapmaya çıkan bir devletin F-16'yı özgürleştirememesi gibi bir olanak yoktur dedi. Biz onun iki üst seviyesinde uçak üretmeye talibiz ve o aşamadayız ve üretiyoruz. İşte 27 Aralık'ta uçuracağız, onu yapıyorsak bunu yapamıyorsak diye bir şey olamaz. Biz zaten onun üstündeki bir teknolojiye sahibiz. Bu, bu geri de kalanı zaten. Geride de. Daha... Yani biz üstü yapıp aşağıdakini modernize edememe edememe gibi durumumuz olamaz dedi. Çok iddialı bir kelime bu. Onu söyleyeyim size. Ama gerçek bu. Hatta şöyle söyleyeyim ben. E, bu savunma sanayinde geçmişte vakıf şirketlerin genel müdürleri olsun, bizim Türkiye'deki savunma sanayi şirketleri olsun konuşurken herkes çok şey konuşurlardı böyle. Hani tabii yine inşallah diye konuşuyorlar. İnşallah yapılacak, edilecek diye konuşuyorlar. Ama hep bir kafalarında bir soru işareti vardı. Yani çünkü Türkiye hiç jet uçağı uçurmamış bir ülke. Yani şimdi jet uçağı uçurmadan ben onu yapabilirim aşaması adamı çok yoruyor. Kafayı da yoruyor. Gerçekten de yorulduklarını. Ben o zaman Sayın Kotil'le birkaç röportaj yaptığımda birebir de zaman geçirdiğim için... Ee, ...şu soru işaretini ben çok görmüştüm. Bir uçsun, bir görelim. Bir Hürjet uçsun. Mesela şimdi gittiğimde konuştum ben şunu söylüyordu. Hürjet'te gördük ki... ...biz mükemmele yakın bir uçak yapabiliyoruz. Hiç yapmadığımız bir uçağı mükemmel aşamasında yapmayı başardık dedi. Bak, mükemmel aşamasında yapmayı başardık dedi. O yüzden orada kazandığımız tecrübe... ...bize... Kaan konusunda müthiş bir özgüven verdi dedi. Yani biz savaş uçağı yapabilecek bir aşamaya geldik. Sonra şu soruyu sordum ben kendisine. Dedim ki ya Hürjet, Hürjet'e eğitim uçağı olarak konuşuyoruz. Hep böyle mi kalacak dedim. Çok ilginç bir şey söyledi. Biz dedi kafamızda bir projeyi dönüştürdük şu anda dedi. Dedim ki ne demek istiyorsunuz? Hani eğitim uçağı. Evet bunun ikinci modeli vardı. Hafif taarruz uçağı diye tabir ettiğimiz biz şunu fark ettik dedi dünyada şöyle bir ekol, ekol olmaya başladı artık çok süratli uçakların birbiriyle mücadele etmesinden çok uzun menzilli radarları olan ve uzun menzilli füze taşıyan platformların çok daha değerli olduğunu fark ettik dedi biz Hürjet'i e, Gripen diye bir uçak vardır Avrupa kökenlidir o uçak gibi hafif taarruz uçak yaparak sahaya sürmeye karar verdik dedi. Bu da çok iddialı bir şey. Bunların her biri özgüven patlamasını gösteriyor. Evet. Yani konuşurkenki kelimeler, tabirler... Mesela Rokestan'ın... O başarılar yani her birinde de hak ediyorlar. Çünkü ya ama şöyle, yani şimdi, olmayanı yok. Hepsi çalışıyor, ya iddia, satılıyor. İddia edep etmek başka bir şey. İddiayı yapmak başka bir şey. Evet. Şimdi Eskiden iddialı konuşur kelimeleri vardı, 45 şimdi iddiayı yaptıkları var. Arada büyük bir fark var. Şimdi sizle konuşurken özgüvenle konuşmuyorlar. Yapmış adam gibi konuşuyorlar, yapmış insan gibi konuşuyorlar. Çünkü yaptılar. Yaptılar çünkü. Ellerine sağlık. Emeği geçen herkesin, o iradeyi gösteren herkesin e, eline, yüreğine, emeğine artık her türlü teşekkürü ifade etmiş olalım.